Herkese merhaba arkadaşlar. Fen bilimleri videolarımıza devam ediyoruz. Evet Tayfur hocam, nelerden bahsedeceğiz öğrencilerimize? Bugün basınç konusunu işleyeceğiz. İlk basınç konusumuzda ilk olan katı basıncı. Katı basıncı. Ve katı basıncının günlük hayatımızdaki örnekleriyle de konuyu pekiştireceğiz. İlk başta bir katının basıncın tanımını yapalım. Hı hı. Basınç birim yüzeye etki eden dik kuvvete denir. Yani belirli bir yüzey alanına uyguladığımız dik kuvvete katı basınç diyoruz. Evet, basınç diyoruz. Genel olarak bütün basıncın tanımı bu. Katı basınçların tanımını da bu şekilde kabul edebiliriz. Birimi Pascal'dır. Hı hı. Basıncı bulan Pascal olduğu için onun ismini atfen Pascal demişler. Kısaltılması Pa. Yani biriminin kısaltılması Pa'dır. Hı hı. Sembolü P harfi ile gösterilir sembol açısından. Hı hı. Ve basınç katılarda, sıvılarda ve gazlarda uygulanır. Hmm. Yani P, üç durumda da hocam, P sanki şey pressure değil mi? İngilizce'deki pressure, press, evet. Basmak kelimesinden geliyor. Bu arada resim de güzel olmuş. Evet. Ne yapıyoruz? Çekiçle elimizdeki çiviye baskı yaparak aslında şuradaki zaten yüzey alanına evet basınç uyguluyoruz ve çivi içeri. Çiviyi çakmış oluyoruz, içeri girmiş oluyor. Evet, evet, bu tamamen güzel bir konu. Katılarda basınç. Önce katılar ağırlıkları sebebiyle temas ettikleri yüzeye basınç uygularlar. Ağırlık ne tarafa doğruydu her zaman? Aşağı doğru. Evet, dünyanın merkezine doğru. Yani aşağı doğru bir kuvvet uygularlar. Bundan dolayı da yüzeye basınç uygulanmış olur. Hı-hı. Ve bir nüfutonluk kuvvetin bir metrekareye uyguladığı basınca da bir pa diyoruz. Bir pascal. Evet, yani nüfutondur kuvvet. Ağırlık da nüfutondur. Ağırlık da bir kuvvettir. Ve bir metrekarelik bir alana uyguladığı basınca da bir pa diyoruz. Mesela iki nüfutonluk kuvvet olsa 2 pa olur. Hmm. Bunu bu şekilde de yorumlayabiliriz. Normalde formülünü de evet, formülü de verelim. Bazı sorularda çıkabiliyor, kullanabiliyoruz. Onun için verelim formülü. Zararı yok. Ağırlık, biliyorsunuz ki ağırlık bir kuvvettir çocuklar. Hı-hı. Yani ağırlığa kuvvet de sorularda çıkabilir. Hiç fark eden bir şey yok. Aynı mantığa geliyor. Hı-hı. Kuvvet bölü yüzey alanıdır basıncın formülü. Hı-hı. Ve sembol olarak da basıncın sembolü P'ydi. Ağırlığın ya da kuvvetin sembolü de G diye hesaplayabiliriz. Yüzey alanında da S diyoruz. Hı-hı. Bu şekilde tabir edebiliriz. Çocuklar ağırlığın birimi neydi? Nifton. Biraz önce demiştik ya, bir nüfutonluk kuvvetin bir metrekare. Yüzey alanı neyi olarak hesaplayalım? Birim olarak metrekare. Hı-hı. Yani nifton bölü metrekare bize basıncı verir. Evet. Bu şekilde formüllerde kullanabiliriz. Peki katılarda basınç nelere bağlı? Çocuklar, katılarda basınç iki şeye bağlıdır her zaman. Bir, cismin ağırlığına, iki de temas ettiği yüzey alanına bağlıdır. Hı-hı. Yani bir cismin ağırlığı ve yüzey alanının ilişkisi bize katı basıncının nasıl olduğunu, arttığını mı azalttığını mı gösterecek. Şimdi ilk başta çocuklar, bir cismin ağırlığı değiştirmeden temas ettiği yüzeyi arttırırsak basınç azalır. Yani şuradaki yüzey alanını arttırıyoruz, hı-hı, arttırdığımız için basınç azalıyor. Hı-hı. Tam tersi de düşünebiliriz. Yüzey alanını azaltırsak basınç artar da diyebiliriz. Aralarında nasıl bir orantı var? Ters orantı. Yani basınç ile yüzey alanı, temas ettiği yüzey alanı arasında çok da ters orantı vardır. Burada hocam bir elimizde bir odun var galiba. Ne o? Tuğla. Tuğlayı biz kavçuk üzerine dikine bastırdığımız zaman kavçuk aşağı doğru çöküyor. Ama yatay olarak bastırdığımız zaman daha yukarı. Burada ne sonucuna varıyoruz? O zaman yüzey alanı küçük olunca daha büyük bir basınç. Evet. Yüzey alanı büyük olduğunda mesela burasına S diyelim. Hı hı. Burasına da 2S diyelim. Yüzey alanı büyüdükçe olan basınç azalıyor. Daha az batıyor. Yüzey alanı küçüldükçe basınç ise artıyor. Evet. Aralarında bir ters orantı var diyebiliriz çocuklar. Şimdi ikinci bağlı olduğu durum ağırlık. Ağırlık arttıkça, yani üzerine uyguladığımız yüzey alanı değiştirmeden üzerine uyguladığımız ağırlığı arttırırsak basınç da artar. Evet. Yani aralarında nasıl bir orantı var? Doğru bir orantı vardır. Basınç da ağırlığı. Mesela şurada bir tuğla var gibi düşünelim. Hı-hı. Tuğlanın yüzey alanını hiç değiştirmeden bir tuğla daha koyarsak basıncı arttırmış oluruz. Otomatikmen iki kat arttırmış oluruz. Mesela evet, burası bir paysa iki pa olmuş olur. Evet. Yani ağırlık ile basınç doğru orantı. Ne kadar ağırlığı arttırırsan basınç o kadar artmış olur. Çocuklar, burada önemli bir nokta var. Karıştırılan bir nokta var. Katı maddeler kendilerine uygulanan kuvveti değiştirmeden uygulama doğrultusundan aynen iletirler. Yani şurada bir kutumuz var. Kutunun üzerine ben 20 nüftonluk bir kuvvet uygularsam o 20 nüftonu temas ettiği yüzeye 20 nüfton şeklinde bir daha iletir. Hmm. Yani hiçbir şekilde değişmez o. Evet.
Yani biz bir çiviye ne kadar kuvvetle uygularsak o çivi o kuvvet aynı şekilde duvara iletir. İletir. Yani yanlara temas etmediği kendi doğrultusunda olmayan bölgelere iletmez. Sıvıda ve gazda bunlar var. Ama katılarda yok. Direkt katılar, aşağı doğru temas direkt, ettiği yüzeye evet, doğru aynı iletir. Doğrultudaysa aynı doğrultuda iletir. Hmm. Yani her yöne iletme diye bir şey katılarda yoktur. Kuvveti yok. Dikkat edelim bu noktaya. Gelelim çocuklar. Günlük hayatta örneklere geçmeden önce. Bir sayfa atlamışız bir arkadaşlar. Sayfa, pardon. Bir nokta var. Bir noktadan değinelim ondan sonra geçelim. Çocuklar bir cismin ağırlığı ve yüzey alanını aynı oranda arttırıp azaltırsak basınç değişmez. Hmm. Şu görsele bakın. Önce şu görselle başlayayım. Tam ortadan kesiyoruz. Tuğla diyelim ya da bir kutu diyelim fark etmez. Tahta, ahşap parçası. Evet. Evet. Kesiyoruz. Yüzey alanı normalde 2S olsun. S'i S diye ayrılır. Hı hı. Ağırlık da 2G iken ne olacak? GG diye hı hı. ayrılacak. Tam ortadan aynı doğrultuda azalttığımızda. Normalde kesilmeden önce neydi? 2 tane ağırlığımız vardı. 2 tane yüzey alanımız. 2G ve 2S. 2G'yi 2S'e böldüğümüzde ağırlık bölü yüzey alanına. Evet, yine 1 kalırdı. Evet. Tam ortadan kestiğimde mesela yarı yarıya düştüğünde bu sefer de G bölü S dersem aynı olmuş olur. Yine 1 olur. Yani burada demek istediğim şu. Aynı oranda kesersek yüzey alanı ve ağırlığı aynı oranda küçültürsek ya da arttırırsak basınçta bir değişim kesinlikle yaşanmaz. Ancak dikkat edin. Bakın şuradaki soruda olay değişiyor. Üzerine yüzey alanı sabit. Mesela yok önce bir kutu olanı bunu kesip atacağız. Hı hı. Yüzey alanımız sabit. Hı hı. Yüzey alanı sabitken şu taralı kısmı kesip attım. Ha, ortadan kesip üst kısmı atıyoruz. Evet. Yani ikisini aynı oranda artırıp azaltmadım. Ağırlığı azalttım, yüzey alanı değişmedi. Evet. Buradan ne olacak? Basınç da azaldı. Azaldı tabii. Evet. Çünkü üzerindeki ağırlığı azaltmış oluyoruz. Yani yüzey alanı değiştirmeden ağırlığı azaltırsan basınç da azaldı. Azaldı tabii ki. Buradaki kıstas ne? İkisini aynı oranda azaltıp aynı oranda arttırmak. Yani ben şurada burayı da ortadan kesersem tam yüzey alanı ağırlık olacak şekilde basınç değişmez. Ama yüzeyini kesersem aynı oranda olmayacak şekilde basınç azalır. Evet. Dikkat edelim bu noktaya. Gelelim günlük hayattaki örneklerimize. Şimdi geçebiliriz örneklere artık. Çocuklar, ördeklerin perdeli ayaklı ve tavukların perdesiz ayaklı olduğunu biliyoruz. Evet. Bunların perdeli ve perdesiz ayaklı olması onların yüzey alanına etki ettiği basıncı değiştirir. Hı hı. Çünkü neden? Perdeli ayak yüzey alanı daha fazladır. Tabii ki. Yüzey alanı fazla olanın basıncı ne olur? Az olur. Az olur. Bunun ise perdesiz olduğu için yüzey alanı küçüktür. Yüzey alanı küçük olduğu için basınç da fazladır. Yani bu ikisi aynı ağırlıkta olsun. Efendime söyleyeyim 50 Newton'a 50 Newton olsun. Kesinlikle kimin basıncı daha fazladır kıyasladığımızda ağırlıklar aynı olduğunda? Tavuğun daha fazla. Çünkü ayağının perdesi yok. Evet. Bunun ise basıncı daha azdır. Hatta sizi şöyle de söyleyeyim çocuklar. Ördekler bataklıkta çamurlu sulak yerlerde yaşarlar. Bu onun dezavantajıdır. Böylece daha rahat yürür. Ve aynı zamanda daha rahat evet. yüzerlerdi. Aynen. Hani yüzmek konusunda palet gibi zaten ördek bayağı hızlı yüzebiliyor. Bu şekilde evet kesinlikle bu onun adaptasyonudur. Onun sağladığı avantajdır. Hmm. Böyle de çamurluklarda batmadan yürüyebiliyor. Hmm. Evet güzel. Güzel. Devam edelim. Örneklerimize. Karda batmamak için kar ayakkabısının giyilmesi. Kar ayakkabısı daha geniştir. Daha geniş olması bu kişiye nasıl bir özellik kazandırır? Kara batmamasını evet. sağlıyor. Yüzey alanını büyüttük. Yüzey alanını büyütürsek basınç ne olur? Azalır. Hı-hı. Böylece kara batmadan rahatlıkla yürüyebilir. Hı-hı. Burada ise tam tersi. Bu sefer batmasını istiyoruz. Çime neden? Batsın ki kaymasın. Çünkü çimin üstünde kaymasın. Evet. Çim kaygan olduğu için. Bu sefer ne yaptık? Yüzey alanını çivili ayakkabıları. Çivili kramponlarla battı. Yani evet. O zaman dengede kalmasını sağladık. Hatta. Yüzey alanını küçülttük, basıncı arttırdık ve böylece çivi daha çok çime temas etti. Battı ve kaymasını engelledi futbolcu. Bunlar arkadaşlar katı basıncına ciddi güzel örnekler. Evet. Lütfen aklınıza tutunuz. Resimler de çok güzel olmuş. Evet. Genellikle ağır vasıtalarda ki ağır vasıtaların ağırlık olarak çok fazladır. Bunun basıncı fazla olur. Biz bu basıncı azaltmak zorundayız. Tabii ki. Bu basıncı azaltmak için ya palet gibi yüzey alanı çok büyük. Evet. Bu tanklarda da geçerli. Hı hı. Kullanacağız. Ya da tır, kamyonet gibi araçlarda büyük tekerlek ve çok sayıda tekerlek kullanacağız. Hı. Böylece çok fazla yüzey alanı arttırdığımız için çocuklar basıncı yaymış oluyoruz. Basıncı yaymış oluyoruz. Böylece ağırlığın
betona ya da asfalta etkisini azaltmış olacağız. Asfaltın bozulmasını engelleyeceğiz ya da aracın daha rahat hareket etmesini sağlayacağız. Evet, güzel. Bu da yine basınçla ilgili örneklerimizden biri. Geldik son örneğimize evet. Galiba. Evet, bu da çocuklar tam tersi yüze alanını küçültüyoruz. Duvar çivisini çakmak için hiçbir zaman yüze alanının büyük olduğu tarafta kullanmayız. Arka tarafını kullanmayız tabii ki. Oraya vuruyoruz. Her zaman yüze alanının hangi tarafını kullanırız? Küçük olan tarafını. Böylece ne kadar yüzey alanı küçükse o kadar basıncı artar ve rahatlıkla duvara girer. Hani iğnelerde de bu böyledir. Hı hı. Ne kadar iğne sivri uçluysa o kadar canımızı az açtır. Aynen. Hemen girer. Bıçakta da mesela yine evet. Keskin taraf, alt taraf daha ince, yukarısı daha kalın. Bıçağın tersiyle bir eti doğrayamazsınız. Aynen. Ama her zaman bu tarafla, yani yüzey alanının çocuklar küçük olduğu tarafta kullanırız ki basınç artsın, rahatlıkla eti kesebilir. Eti kesebilir. Günlük güzel. Hayatta bunlar örnek olarak verilebilir. Sorularda da bu örnekler bol bol çıkar çocuklar. Evet. Tayfur hocamıza teşekkür ediyoruz. Katı basıncını bu şekilde halletmiş olduk.